Hürriyet. Galatasaray ile Trabzonspor ligde 100. kez karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor yarın saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar ligde 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 51 puanla zirvede yer alıyor. Bordo mavililer ise 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 38 puanla 6. sırada bulunuyor. 135. randevu. Galatasaray ile Trabzonspor bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 134 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı kırmızılılar 59 kez sahadan galip ayrılırken bordo mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 174, Karadeniz ekibi ise 151 kez rakip fileleri havalandırdı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele golsüz beraberlikle sona erdi. Ligde 100. maç. iki takım arasında Süper Lig'de oynanan 99 karşılaşmada ise Galatasaray 42 defa 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor'da 32 kez sahadan galip ayrıldı. 25 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda Sarı Kırmızılılar 127, Bordo Mavililer ise 114 gol attı. Farklı skorlar. Galatasaray Trabzonspor'a karşı en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'da oynanan Süper Lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Karadeniz ekibi de 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-0 mağlup etti. Son 10 maç. Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan son 10 karşılaşmada eşitlik bulunuyor. Bu mücadelelerde iki takımda da üç herkes sahadan galip ayrıldı. Dört müsabaka ise berabere tamamlandı. Halil Umut Meler düdük çalacak. Galatasaray Trabzonspor mücadelesini FIFA kokartta hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Ekrem Kan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Bin Sports. Lider Galatasaray Trabzonspor'u konuk edecek. Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Nef stadında oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma Bin Sports 1 ekranlarından futbol severlerle buluşacak. Ligde çıktığı 21 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip 51 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider başladı. Süper Lig'de oynadığı 21 maçın 11'ini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 5'ini kaybeden Trabzonspor ise hanesine 38 puan yazdırdı. Bordo mavili takım 23. hafta öncesinde averajlı 6. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı. İki takım arasındaki son maçın özeti burada tam kadro çıkacak. Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Sarı kırmızılı takım, Bordo mavili takım ile oynayacağı maça tam kadro çıkacak. Öte yandan Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında olan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, yarın da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Icardi son 7 maçında 7 gol attı. Galatasaraylı taraftarların gözü Trabzonspor maçında da Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak. Yıldız futbolcu Süper Lig'de forma giydiği son 7 karşılaşmada 7 kez ağları havalandırarak takımının gol yollarındaki en önemli kozu oldu. Süper Lig'de 9 u ilk 11'de olmak üzere 11 müsabakada forma giyen Icardi'nin toplamda ise 8 golü bulunuyor. Ligdeki galibiyet serisi rekorunu egale edecek. Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasını kazanması halinde Süper Lig tarihindeki galibiyet serisi rekorunu egale edecek. Süper Lig'deki son 11 maçında Vavakars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, Spor, Ankara Gücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor, Fraport Tav Antalya Spor, Biteksen Giresun spor ve Hangi Kredi Ümraniye Sporu yenen Galatasaray, Trabzonspor karşısında da 3 puanla ayrılması halinde üst üste 12. galibiyetini alacak. Sarı Kırmızılı takım böylece lig tarihinde Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunun son 9 ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftasındaki maçlarını kazanarak elde ettiği galibiyet serisi rekorunu egale edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Mustafa Denizli'nin bu alandaki rekorunu ortak olacak. Resmi maçlardaki galibiyet serisi rekorunu 15'e çıkartacak. Galatasaray, Süper Lig'de geçen hafta hangi kredi Ümraniye Sporu yenerek resmi maçlarda kırdığı galibiyet serisi rekorunu Trabzonspor maçında geliştirmeye çalışacak. Resmi maçlarda üst üste 14 galibiyeti olan Sarı Kırmızılı ekip, Trabzonspor müsabakasını da kazanması halinde bu rekorunu 15'e çıkartacak. Süper Lig'deki son 11 maçını kazanan Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği ziraat, Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt, D, Ankara Keçiören Gücü ve Korendin Alanya Spor müsabakalarından da galibiyetle ayrıldı. Son 14 resmi maçında 38 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde